bahsettim beyefendi. Bana o kitap yayınlanır mıydı sizce? Bakın şimdi şunu söyleyeyim, çok net bir şey söyleyeyim. 2021 Nisan'dan sonra Bende Var Mı'yı hep beraber izleyeceksiniz zaten. Bakın çok net bir şey söylüyorum, tarih veriyorum. Ama siz eğer zaten istiyorsanız hemen kitabından bir tane alırsınız ya da ben size hediye gönderirim. Bakarsınız orada var mı yok mu. Biz gerçekten belgelerle konuşuruz. Başka türlü de çıkıp buraya konuşmayız. Bana ne Atatürk'ten, bana ne şeyden, benim babamın oğlunum. Evet. Ama ben şunu gösteriyorum, bu millete yanlış yapılıyor. Sizi, bakın tenzih ediyorum, sizin bunu bir yanlış anlamı kelimemi, hıyanet noktasında yaptığınızı zannetmiyorum. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Ama gaflet noktasında olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bir Yahudinin söylediğini, Fransızın yazdığını, bir bilmem kimin söylediğini. Yani ben şimdi söylüyorum mesela, Bahattin Çağdaş, arkadaşlar bana geçenlerde söyledi, ben Yahudiyim dedi. Sizin peygamberinizi çok severim dedi. Evet, yani neyi gösteriyorsunuz bana, bakın bir Fransızın yaptığı şeyi gösteriyorsunuz bana ya. Zaten adam ne yapmaya çalışıyor? Sizin üzerinizden işte bunu göstererek ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bana ne gösteriyorsun? Buna belge mi diyorsun? Bakın, belge. Buna belge mi diyorsun? Belge. Öyle mi? Tamam, bakın ben belge söylüyorum. Bahattin Çağdaş MI6 ajanıdır. Londra'dan yayın yapıyor. Bunu bana söyledi. Geçen gün söyledi bana bunu. Olabilir. Evet. Ne olabilir? Kim söyledi? Bu belge mi? Bey, bunu ben bile söylediğim zaman bana derler ki ya terbiyesizlik yapma derler bana. Değil mi? Ben bunu söylersem ben kendime bile öyle derim. Tamam mı? Ne oluyor yani? O aynısını ben basayım bir yere. Demin biraz önce Bahattin Çağdaş bir söyledi. Bir tane kağıt basayım. Rahatayım onu. Çünkü bu bir veri. Belgesidir bu. Yani bakın Bahattin, yanlış bir şey yapıyorsunuz. Belge olmayan şey. Yarım saat adamın biri demişti ben. Hatta yeni belgeler geldikçe yayınlayacağız falan. Kendimi böyle bir süs verip, böyle bir şey yapıp, sanki bir şeylerden Yahudiyim dedi. Bakın, burada benim yaptıklarımı değerlendirin diye sizle ben röportaj yapmıyorum. Şimdi bırakın. Ben doğru yaparım, yanlış yaparım. Hayır, yayınlamayın. Diyorum. Ben canlı yapalım diye bir aydır sizle şey yapıyorum, bir aydır yapmak istemiyorsunuz. Bende kayıtları var bakın. Biliyordum böyle başına geleceğini. Yapmak istemiyorsunuz. Biliyorum böyle olacağını. Bayı söylüyorsunuz. Ben de razı oluyorum. Araya gidemiyorum. Soru soramıyorum. Bana diyorsunuz ki program yayınlanmadan yayınlanacağını duyurmayın diyorsunuz. Yani şu demek bu. Ben bakacağım. Canım isterse yayınlayacağım. Canım istemese yayınlamayacağım. Göreceksiniz öyle olmadığını. Birçok bölümü siz keseceksiniz. Yayınlamayacaksınız. Yo. İddia ediyorum. Söylüyorum. Yok, aynen yayınlanacak. Utanacaksınız. İnşallah. Yani, İnşallah. Çünkü çok net. Sorular soracağını biliyorum. Vermiyorsunuz. Evet. Şimdi sorularımıza devam ediyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Sakin ol. Yanıt veriyorum. Buyurun. 5816. Biz bu adamı niye eleştiremiyoruz? Niye bu 5816 var? Çok güzel. Çok güzel. 5816'lı kanunu okur musunuz bana? Var mı yanınızda? Yani ben böyle şey yapmadım. 5816 sadece hakareti yasaklayan bir kanun. Evet. Tamam. 5816 kalktı. Ne yapacaksınız? Hakaret edeceksiniz daha fazla. Yani 5816 neyi önlüyor ki? Şu ana kadar yaptıklarınız var mesela. Uydurma, Yahudinin bilmem. Bunları önlememiş mesela 5816. Hayır. Hakkımda dava var benim. Yalan söylerseniz dava olur tabii. Yalan ben de değil. Ne yalan? Biraz önce söylediğim şeyden dolayı beni dava edebilirsiniz. Bu adam yalan söylüyor diye. Ben de söylediğim şeyi ispatla mükellef olurum. Bakın. Evet. Siz de Mustafa Kemal'le ilgili ispatladığınız her şeyi koyun. Kimse sizi engelleyemez ki. Gerçeği nasıl engelleyebilirler? Hatta kanunda delilleriyle sunulan gerçekler bile söylenemez falan mı yazıyor? Kanunda diyor ki kendisinin şahsi manevisine hakaret vesaire yasak. Bu zaten yasak. Yani bundan daha normal ne olabilir? Kanun. Evet. İnsanları kandırıyorsunuz. 5816 sanki bir şeyleri söylemeyi engel. Daha ne söyleyeceksiniz? Adama deccele kadar her türlü yalanı söylediniz. Başka söyleyecek bir şey mi kaldı ki? 5816 okunca söyleyeyim. 5000 genç, 5000 insanımız 5816'dan içeride yatıyor. Ceza aldı. Hakaret eden adam içeride yatmıyor bir kere. Uydurmayın. Para cezası alır. Bir adamın ilk suçuysa. Ama bir adam üst üste işliyorsa belki ondan yatmıştır. O da yatıyor diye siz söyleyemezsiniz. Bir ay yatar, 1,5 ay yatar yani. Hakaretten bir adam 8 sene yatmaz içeride. Yok, yatanlar röportaj yaptım ben. İki, bir röportaj. Hakaret etti. Pardon, hakaret de etmedi. Sadece gerçek bir şey söyledi. Gerçek bir şey söyledi. İçeri atıldı. İçeride de 1 senedir, 2 senedir, 5 senedir yatıyor diye bana bir tane örnek gösterin.
Yok öyle bir şey. Ya yatanlarla röportaj yaptım diyorum. Kesinlikle açılsın diye uyduruyorsunuz. Belki arşivlere girmediniz. Arşivlere girseniz zaten bu saçma şeyleri veri diye ortaya koymazsınız. Arşivlerin tamamı açık. Türk Devleti'nin 1000 yıl geriye doğru bütün arşivleri açık. Bunları söylemiş olayım burada sizin vesilenizle. Çünkü insanları kandırıyorsunuz. Ya bırakın onu, başkası karar versin. Siz niye karar veriyorsunuz kandırıp kandırmadığımla ilgili? Kim versin kararı? Ben milletim. Karar veriyorum. İnsanları kandırıyorsunuz. Bunu da ben söylüyorum. Buyurun. İstediğiniz mecrada canlı konuşalım. Tek tek konuları. Siz 96 sene kandırdınız bizi. İyi kandı. Siz kim beyefendi? Ne sizi ya? Bak siz kafanızdan. Bakın bir şey söyleyeyim. Ben diyorsun bana. Benim program linkim size gönderildi. Siz bana Kemalistsiniz sanırım diye bir mesaj attınız. Allah aşkına burada dinleyen herkesten rica ediyorum. BBN'de yayınlanmış program linkim benim YouTube kanalımda var. Bir izleyin. Onu izleyen birisi bana Kemalist diyorsa bu konuyu ne kadar biliyordur siz kendiniz karar verin. Başka biri Orhan Sarıkaya yine. Orhan Sarıkaya'yı bir gün izleyin. Ona eğer buradaki milletim, bu izleyenlerimiz diyorsa ki Kemalist, ben diyeceğim ki pes tamam ben biliyormuşum. Bakın evet. Siz Kemalist'in ne olduğunu bilmiyorsunuz. Niye ya, biliyor musunuz? Gerçek bir şey yok. Üstten herkesin bulabileceği bir şeyleri kendini akıllı zannedip işte bunları yapıp böyle YouTube'dan tribüne oynuyorsunuz beyefendi. Çok net söylüyorum bakın. Çok açıkça söylüyorum. Tribüne oynuyorsunuz. TikTok bana bir tane tekrar söylüyorum. Atatürk'ün sizin bu söylediğiniz konularla ilgili Atatürk'ün bu konuları bir yargıcın önüne koyduğunuzda yargıcın tamam sen haklısın diyeceği bir tane veri getirin. Bütün kitap telifimi size bağışlayacağım. Bütün diplomalarımı sizin canlı yayınınızda yırtacağım. Tamam. Bakın çok net. Yapacağız onu. Yapacağız ama siz karar verin. Yani. Nasıl yapacaksın? Koskoca biz yıllarca sizin de üzerinizden düşman ortaya döksün diye beklemişiz. Düşman ortaya bir tane veri koyamamış. Neyi yapacaksınız? Yargıç karar verecek. Eğer buyurursanız. Düşman sizin üzerinizden, biz de bekledik düşman elindekileri döksün diye döktü, dökebildiğini. İçinde bir tane veri yok, veri. Kıyafet devrimi Atatürk yaptı diyorsunuz. Bakın Atatürk kıyafet devrimi yapmamış, 2. Mahmut Han yapmış. Katliam yapmış. Hilafeti, hani İslam düşmanı ya, hilafeti kaldırdı diyorsunuz. O günün şartlarında İngiliz kraliçesi halife olsaydı görürdü